Geçmiş zaman. Tahir Paşa'nın konağı, kahvaltı zamanı. Alparslan kendine geleli bayağı olmuştu ama kimseyle konuşmuyordu. Gözlerini diktiği noktadan bir türlü ayırmıyordu. Halime Hatun oğlunun başında sabırsızlıkla konuşmasını bekliyordu. Bir yandan da dualar ediyordu. Oğlunun akli dengesini kaybetmemesi için. Ana, hadi bırakalım da kendi başına biraz dursun. Yalnızlık iyi gelebilir dedi Muhsin. Bir yandan da gözünün ucuyla kardeşine bakıyordu. Kardeşinin hali içler acısıydı. Divan'ın uğrattığı hezimete baktı. Bir kez daha Liva'ya kızdı. Halime Hatun yaşlı gözlerle Alparslan'a bakarak oğlu Muhsin'in yardımıyla odadan çıktı. Sanki odadan çıkmak istemez gibi bir hali vardı. İç çekerek odadan çıktılar. Oğlu Muhsin'e bakarak çaresizce sordu. İyi olacak değil mi? Sen erkeksin, anlarsın halinden. Kardeşin düzelecek değil mi? Muhsin sanki kardeşini görecek gibi kapalı kapıya baktı. Annesine ne dese bilemedi. Kardeşinin ruh halini az çok anlıyordu. Bu durumdan kurtulması çok zordu. Çünkü Liva'yı çok sevmişti. Şimdi sevdiği kızdan darbe alması hiç mi hiç iyi olmamıştı. Ama annesine böyle anlatamazdı. Tebessüm ederek cevap verdi. Anne endişelenme. Alparslan'dan konuşuyoruz. O ne badireler atlattı. Liva'yı da anlamak gerek. Abisinin katili olarak Alparslan'ı öğrenmiş demek. Kızmamak gerek. Sonra eminim ki gerçeği öğrenecektir. Alparslan da zaman geçsin Liva'yı anlayacaktır. Muhsin söylediklerinin hiçbirisini gerçek anlamda söylememişti. Sadece annesini teselli etmekti amacı. Yoksa Alparslan biraz bu durumdan zor çıkardı. Liva'ya gelince üzülse de bir türlü ona kızmaktan kendisini alamıyordu. Annesinin elinden ve sırtından tutarak merdivenlerden aşağı indirdi. Babası Tahir Paşa çalışma odasından çıkıyordu. Kendilerini görünce kapının önüne dikildi. Hanım, sen de iyice abarttın. Sanki oğlan amansız bir hastalığa yakalandı. Kendisini terk eden kız için üzülmeye değmez. Sen de ağlayıp durma, dedi sert bir şekilde. Sonra ellerini cebine koyarak keyifle konuştu. Ben onu Murat Paşa'nın kızıyla evlendireceğim. Hafsa onu mutlu edecektir. Ancak sen mutlu olursun paşa. Ben oğlumu biliyorum. Mutlu olmaz. Hem o kızcağız da mutlu olamaz. Yapma bunu oğluma. Mutluluğuna gölge düşürme. Ne yaptıysan geri al onları, dedi Halime Hatun. Liva'yı kastederek. Tahir Paşa karısının bu kadar zeki olmasından yorulmuştu. Gözlerini kısıp sinirle kükredi. Bu bir türlü suç bastırmaydı. Bana bak. Ben oğlumu senden daha iyi bilirim. Sen onun süt anasısın. Öz oğlum bile değilken onu bu kadar sahiplenme. Baba, kırıcı oluyorsun. Anam kardeşime acıdı da süt analık etti. Rukiye ana vefat edince Alparslan'ı sokağa mı atsaydık? Hem Alparslan duyarsa ne kadar üzülür dedi. Muhsin babasına sinirle baktı. Babası hep bu Alparslan konusunda anasına çıkışmasından bıkmıştı. Ne haliniz varsa görün dedi. Alparslan Hafsa ile evlenecek. Bunu bilin ve aklınıza sokun dedi. Dış kapıya yöneldi. O kadar iyi insanlar ölürken neden bu insan yaşıyor? Her an adamı günaha sokuyor. Bir türlü iflah olmadı dedi Halime Hatun. Hadi anam gel. Seni salona götüreyim. Biraz kendine gelmeye çalış dedi annesini salona götürürken. Kardeşi Cennet ve karısı ayağa kalkarak annelerinin yanına geldiler. Muhsin'in elinden alarak Halime Hatun'u sedire oturttular. Anne iyi misin diye sordu Cennet. Elini annesinin yanaklarında gezdirdi. İyiyim kızlarım merak etmeyin. Alparslan'a üzüldüm dedi başını eğerek. Alparslan annesi ve abisinin odadan çıkmasıyla yattığı yerden kalkıp doğruldu. Derin bir nefes alıp verdi. Gece babası ve Liman'ın arasında geçen konuşmaları hatırladı. Uyumamıştı. Tam Liva'ya sesleneceği sırada babası girmiş ve sessiz kalmıştı. Oğlumdan ayrılacaksın. Bahane bul ve inandır. Yoksa kendi oğlum bile olsa Alparslan'ı sana yar etmem. Bildiklerin var, onları nasıl yaptıysam kendi oğlumdan da vazgeçerim. Alparslan için ondan ayrıl. Alparslan elini yumruk yaparak sıktı. Babasının ne iş çevirdiğini merak etti. Babası kendisini nasıl öldürebilirdi? Liva babası hakkında neler biliyordu ki oğluma da aynısını yaparım dediğinde çekindi. Alparslan düşünüyordu ama aklına hiçbir şey gelmiyordu. Ne vardı ki ortada? Liva o yüzden kendisini terk etmek zorunda kalmıştı. Sonra Liva'nın kendisine veda etmesini hatırladı. İşte o sırada Alparslan uyuyakalmıştı. Keşke uyumasaydı. Sevdiği kız gitmiş olamazdı.
babasının oyunlarını ortaya çıkaracaktı. Neden Liva'ya ayrılmasını söylemişti, hepsini öğrenecekti. Yatağından kalkıp pencere önüne gitti. Sinirden tüm vücudu gerilmişti. Babası olmasaydı şimdiye çoktan boğazına çökmüştü. O yüzden içine atıyordu. Susacak mıydı? Susup olayların yerine oturması için zaman mı bekleyecekti? Alparslan yapamazdı. Bir an bile sevdiğinden ayrı kalmak istemiyordu. Pencere önünden ayrılıp odanın ortasına yürüdü. Liva'nın yazmış olduğu mektubu hatırladı. Sonrasında Hafsa'nın gelip yüzüğü vermesini ve daha sonra Nesrin'in Liva Alparslan'ı seviyor demesini. Evet, beni seviyor. Gözlerinden belli bana sevdalı olduğu. Katilsin derken bile bana sevgiyle bakıyordu. Halen beni seviyor ama neden bırakmak zorunda kaldı onu öğrenmeliyim dedi. Hızlıca üzerine giyindikten sonra odasından çıktı. Alparslan'ın çıktığını gören annesi ve ablası hemen yanına geldiler. Alparslan, nereye oğlum? Daha iyi olmadın dedi Halime Hatun endişeyle. Anne, Liva'yı bulmam gerek. Neden böyle bir şey yapmak zorunda kaldı öğrenmem gerek dedi. Alparslan, kendine gel. Seni terk eden bir kız için bu duruma düşmene gerek yok. Tahir Paşa'nın sesini duymasıyla üçü de arkalarına döndü. Alparslan babasını görmesiyle içinde tuttuğu öfkeyi dışarı yansıttı. Ellerini yumruk yaparak öfkesini dizginlemeye çalıştı. Baba, Liva'yı bulmam gerekiyor. Benim meselem, sen karışma lütfen, dedi dişlerinin arasından. Alparslan, itibarını düşün. Sen paşa oğlu ve binbaşısın. Kendisini terk eden nişanlısının arkasından koştu dedirtmem. Kendine gel, dedi Tahir Paşa. Sesini yükseltmişti. Baba, ben itibarı filan düşünmüyorum. Şu an düşündüğüm tek şey Liva nerede? Lütfen bana karışma, dedi kapıya yönelerek. Tam kapıyı açtığı sırada babasının sesiyle durdu. Adımını atarsan seni ordudan attırırım. Tahir Paşa'nın sözleriyle Halime Hatun ve Cennet şok olmuşlardı. Tahir Paşa'ya bakarak olayı anlamaya çalıştılar. Sonra arkası dönük olan Alparslan'a baktılar. Yüz ifadesini göremiyorlardı. Alparslan önünü dönerek babasına gülerek baktı. ''Baba, beni mecbur bırakma. Herkesi, makamı ve mevkisi ne olursa olsun sultanımız tarafından tutuklama iznim var. Beni buna yapmaya mecbur kılma.'' dedi. Arkasına dönerek konaktan çıktı. Evlenecek. Murat Paşa'nın kızıyla tıpış tıpış evlenecek dedi Tahir Paşa. Sinirle kükreyip odasına döndü. Alparslan gün boyu payitahtta Liva'yı aramıştı. Askerleri de ormana göndererek araştırma yapmıştı. Ama bir türlü Liva'nın izine rastlayamamışlardı. Alparslan Liva'yı bulamadığı her an endişelenmeye başlıyordu. Nereye gittiğini ve nerede olduğunu merak ediyordu. Şimdiki zaman. Alparslan 2 hafta boyunca Liva'yı aramış ama bulamamıştı. Liva'nın Sadrazam Hüseyin Paşa'yı yakalayıp tüm suçlarını ortaya dökmesiyle onun halen payitahta bulunduğundan emindi. Ama nerede saklanıyordu ki bir türlü bulamıyordu? Onu çok özlemişti. Eğer Liva gitmeseydi, kendisini terk etmeseydi şimdi evlilerdi. Mutlulardı, huzurlulardı. Şimdi yapayalnızdı. Babasının Hafsa ile evlenmesindeki baskısından yorulmuştu. Her gün başka bir bahane buluyor ve kaçıyordu. Bugün babası nikah kıyılacağını söylemişti. Ondan da bir bahane bulup kaçmalıydı. Alparslan, yeter artık. Fincanla aşk yaşıyorsun saatlerdir. He? Diyerek kafasını oynadığı fincandan kaldırıp Cihan'a ve Talha'ya baktı. Alparslan, yeter diyorum dedi Cihan tekrarla. Uğraşma Cihan, keyfim yerinde değil dedi Alparslan. Keyfin ne zaman yerine geldi ki? ''Bizi burada topladın ama sen fincanla bakışıyorsun.'' dedi Cihan. ''Liva, halen nerede olduğunu bulamadım. Sadrazamı yakaladığını bilmesem payitahta değil derim. Ama halen payitahta. Sanki yer yarıldı içine girdi. Akşam Hafsa ile nikahım olacakmış. Babamın zoraki dayatmalarından usandım.'' dedi Alparslan. Cihan yutkunarak arkadaşına baktı. Liva'nın nerede olduğunu öğrenmiş ve onu uzaktan fark etmeden arada bir gözetliyordu. Liva'nın yerini söylemediği her an Alparslan'a sanki kötülük yapıyordu. Söylerse bu sefer Liva'ya kötülük olurdu. Cihan arafta kalmış, ne diyeceğini bilemez halde ensesini kaşıdı. Alparslan, şu Hafsa'yı takma kafana. Bu durumdan da kaçarız. Elbet bir şey buluruz. Hem Liva'ya neden takılıyorsun ki? Liva her zaman doğru bildiğini yaptı.
Demek ki ortada bir durum var ki seni bırakıp gitti, dedi Talha. Artık canına tak etmişti. Alparslan'ın daha fazla üzülmesini istemiyordu. 2 haftada o kadar zayıflamıştı ki kimse onu tanıyamıyordu. Gitmedi. Gitmek istemedi, dedi. Yine aynı geceyi hatırlamıştı. Babasının konuşmasını ve Liva'nın sessiz vedasını. Talha ve Cihan'ın afallamış yüzlerine bakarak devam etti. Yani babam Liva'yı gönderdi. Sebebini bilmiyorum ama o öğrendiğin şeyleri oğlum da yaparım, dedi. Liva da ne biliyorsa babama karşı gelemedi. Sonra bana veda ederek çıktı. Cihan Alparslan'ın söylediklerini bir müddet beyninden geçirip düşündü. Anlamadığı çok fazla şey vardı. Peki kardeşim, sen bunları duydun. Neden kalkıp mani olmadın? Cihan doğru söylüyor Alparslan. Neden Liva'nın gitmesine mani olmadın, dedi Talha hayretle. Liva'ya olan üzüntüsünden neredeyse Leyla düşük yapacak diye endişe ediyorum, dedi devamında. Babamın ne yapmaya çalıştığını merak ettim. Eğer kalksaydım babam başka planlara başvuracaktı. Benim ondan haberim olamayacaktı. En azından şimdi Liva'nın kim yüzünden gittiğini biliyorum. Liva'ya neden mani olmadığıma gelince evine gider, oradan da onu kaçırırım diye düşündüm. Ama Liva asla evine gitmedi. Cihan parmaklarıyla gözlerini ovalayıp sakallarıyla oynadı. Ne yapması hususunda çok kararsızdı. Sonunda kararını vererek elini masaya koydu. Alparslan, benim çevrem geniş. En yakın zamanda Liva'yı bulduracağım, dedi gülerek. Gerçekten mi? Cihan, sana çok dua ederim, dedi Alparslan. Heyecanlanmıştı. Talha ise Cihan'ın hareketine anlam verememişti. Cihan, madem böyle bir istihbaratın var, neden başından beri devreye girmedin? Hem sen nasıl bulduruyorsun? Biz bile bulamadık. Nereden biliyorsun Talha devreye girmediğimi? Alparslan'ın haberi olmasın, duyunca sevinsin dedim ama dayanamadım, dedi lafı çevirerek. Akşam olunca Cihan sanki Liva'nın yerini bulmuş gibi büyük bir sevinçle haber getirmişti Alparslan'a. Gerçekten bulamadım. Güzel yere saklanmış. Ne de olsa benim sevdiğim, dedi tebessüm ederek. Alparslan, sen burada bekle. Ben ilk önce bir konuşayım. Eğer benimle gelmezse sen devreye girersin, dedi. Tamam Cihan, öyle yapalım, dedi Alparslan. Heyecanından yerinde duramıyordu. Sessizce Cihan'ın arkasından baktı. Sonra Cihan kapının açılmasıyla kulübeye girdi. Aradan yarım saat sonra Cihan çıkmıştı. Yüzü düşmüş halde Alparslan'ın yanına geldi. Alparslan, emin misin? Bu kız senin babanın zoruyla terk etti. Liva sana çok sinirli. Abimin intikamını alacağım diyor, başka da bir şey demiyor. Gözlerindeki öfkeyi hiçbir zaman böyle görmemiştim. Ben Liva'yı da öyle görmedim, dedi şaşkınlıkla. Evet, babamın zoruyla gitti. Ben o sırada duydum her şeyi. Cihan, bana latife yapma lütfen. Alparslan, ne latifesi? Hatta akıllanır diye Alparslan şu an Hafsa ile evleniyor. Git yetiş, dedim. Kılını dahi kıpırdatmadı. Umrunda değil, dedi. Hatta Bilal Paşa'dan hoşlandığını ve onunla evleneceğini söyledi. Yok artık. Olamaz. Cihan, benim sevdiğim kız söyleyemez bunları. Liva neden böyle oldu, dedi afallayarak. Benim plan devreye giriyor, dedi. Elindeki peçeyi yüzüne maske olarak taktı. Alparslan, bari böyle giyinme. Seni akrep zannedebilir, dedi Cihan. Hayır, böyle giyineceğim. Eğer beni görürse gelmek istemeyebilir, dedi kulübeye giderek. Kapının önüne geldiğinde kapıya yüklenerek bir omuz darbesiyle açtı. Sevdiği kızı şömine karşısında başını dizlerine dayamış gördü. Kendisini görmesiyle kısık gözleri yavaşça aralandı. Alparslan sevdiği kızın kızarmış gözlerine baktı. Daha fazla dayanamayarak elinde tuttuğu eterli bezi Liva'nın burnuna dayayarak bayıldı. Özür dilerim Liva, başka şansım yoktu, dedi. Alparslan Liva'yı başka bir konağa getirmişti. Burası babasının rahmetli anasına düğün hediyesiydi. Payitahttan uzaktı ve kimsenin aklına gelemezdi. Alparslan merdivenlerden çıkarak Liva'nın yattığı odaya girdi. Liva'yı yatağın üzerinde oturur bulmuştu. Yanına giderek oturdu. ''Hazır mısın? İmam ve şahitler geldi, bizi bekliyor.'' dedi. Gözlerini bir yere sabitleyen Liva'ya sormuştu bunları. Ses gelmeyince dürttü. ''Efendim, anlamadım.'' dedi Liva. ''Liva, az önce konuştuk ya, nikah kıyalım dedik. Sen de tamam dedin, imam geldi.'' dedi. Liva'ya manalı baktı. Halini anlamaya çalıştı.
Tamam Alparslan, geliyorum dedi. Boş bakışlarla ayağa kalktı. Alparslan'ın ayaklanmasıyla arkasından yürüyerek salona çıktılar. İmamın karşısında diz çöktüler. Liva Cihan'ı görmesiyle tebessüm etti. İmam birkaç duadan sonra nikah akdine başladı. Celal kızı Liva, Tahiroğlu Alparslan'la belirlenen mehir akdi karşılığında zevceliğine kabul ettin mi? Kabul ettim. Kabul ettin mi? Kabul ettim. Kabul ettin mi? Kabul ettim. İmam Liva'ya sorduklarını Alparslan'a da sorup daha sonra şahitlerin huzurunda nikahı gerçekleştirmişti. Cihan imam ve şahitleri kapıya uğurlarken Alparslan sevdiği kıza, karısına, zevcesine döndü. Elini yanağına götürüp kendisine bakmasını sağladı. Alnından öperek Liva'ya baktı. Hayatıma hoş geldin Livam, zevcem dedi tebessüm ederek. Liva gözlerini açarak Alparslan'a baktı. Sonra yaşlı gözlerle bulunduğu odaya baktı. Sen ama nasıl dedikten sonra Alparslan'ın kucağına bayıldı. Nikah kıyılırken hiçbir şey yoktu. Sonra bayıldı. Odasına gelip yatırdım. Biraz zaman geçince ayılınca bir tuhaf davrandı. Şok olmuş gibiydi. Herhalde beni tanıyamadı. Sonra tekrar bayıldı. Durumu nasıl hekim efendi? İyi olacak mı karım? Alparslan son kelimeyi söylerken sanki içinde kelebekler uçuşmuştu. Liva artık karısıydı, zevcesiydi, nikahlısıydı. Artık bir ömür kendisine bağlıydı. Bu çok güzel bir duyguydu. Ama buruk bir duyguydu aynı zamanda. Liva'nın içinde olduğu hal kendisini ürkütmüştü. Beyefendi, şöyle geçelim dedi. Hekim odanın ilerisini gösterdi. Sonra yanındaki hemşire kıza birkaç talimat verip uzaklaşan Alparslan'ın yanına geldi. Karım nasıl hekim efendi dedi Alparslan. Sesinde endişe ve korku hakimdi. Alparslan efendi, karınız bir haber mi aldı dedi hekim. Hayır, yani bilmiyorum, iyi gibiydi dedi Alparslan. Afallamıştı. Yalan söylemek ya da durumu tersine çevirecek bir şey söylemek istemiyordu. Alparslan efendi, zevceniz kendisini sarsacak bir haber almış olmalı. O yüzden de şu an beyin sarsıntısı yaşıyor. Bazen olmayan şeyleri olmuş gibi ya da tam tersini anlayabilir. Ya da sizi bir başkasına benzetebilir. Bu durumda yapacak bir tedavi yok. Sadece yanında olup ne haber aldıysa ondan uzak tutmanız ve unutturmanız gerek. Anlıyorum hekim efendi. Dediklerinize dikkat edeceğim. Peki ben aldığı haberi bilmiyorum. Bu durumda ne yapacağım? Dedi Alparslan çaresizlik içinde. O zaman onu her şeyden uzak tutacaksınız. Yaşadığı yerden uzaklaştırın. Biraz kendisi ve sizinle kalsın, dedi hekim. Minnetle. Alparslan için çok üzülmüştü. Elini Alparslan'ın omzuna koyarak bir baba şefkatiyle konuştu. Bak oğlum, sen çok iyi birisin. Belli karını da çok seviyorsun. Üzülme artık. Senin karına olan sevdan onu iyi edecek. Hem karının hali o kadar kötü değil. Dediğim gibi beyin sarsıntısı geçiriyor. Hadi Allah şifa versin. Bize müsaade dedi gülerek. Allah razı olsun hekim efendi. Çok teşekkür ederim dedi Alparslan. Hekim ve hemşire odadan çıktıktan sonra Alparslan karısının yanına gitti. Beyaz küçük elini avcuna alarak öptü. Liva, Livam neden bu haldesin? Yine neler öğrendin de o naif bünyen kaldıramadı. Neden hep içine atıyorsun? Neden birisiyle paylaşmıyorsun dedi. Sevdiği kız için, onun canı yandığı için ağladı. Alparslan. Alparslan sevdiği kızdan ismini duymasıyla kafasını hemen kaldırdı. Şişmiş, sürmeli gözleriyle karısına baktı. Liva uyanmış, şaşkınlıkla Alparslan'a bakıyordu. Alparslan sevinçle gülerek sordu. Liva, iyi misin? Bir yerin ağrıyor mu? Su vereyim mi? Dedi. Liva'nın elini bırakıp komodinin üzerinden sürahiden su doldurdu. Liva'yı hafifçe kaldırıp yavaşça suyu içirdi. Suyu içen Liva şaşkınlıkla Alparslan'a baktı. Alparslan, biz neredeyiz? Beni akrebin elinden nasıl kurtardın? Dedi şaşkınlıkla. Akrep mi? Onunla karşılaşmadık. Sen rüya görmüş olabilir misin dedi. Gözlerini Liva'nın gözlerine dikti. Acaba hekim efendinin dediği mi oluyor diye içinden geçirdi Alparslan. Endişe etmeye başladı. Hayır, rüya görmedim. Ben kulübemdeydim. Siyahlar içinde siyah maskeli bir adam geldi. Beni kaçırmadı mı? Dedi Liva tereddütle. Alparslan derin bir nefes alıp tebessüm etti. Karısı şu an iyiydi. Sadece kişileri yanlış anlamıştı. Hayır Liva, o bendim. Cihan seni görmesin. Sana öfkeli deyince böyle bir şey yaptık. Sen de beni akrep sandın.
Sen de o aklımın olmadığı zamanla benimle evlendin. Bu hile değil mi?" dedi. Suratını astı Liva. "Nikah kıyılırken aklın yerindeydi Liva. Hatta senin de rızan vardı. Hem madem Hafsa alan yerinde değildi, şimdi nasıl hatırlıyorsun?" dedi Alparslan. "Söylesene, hani senin Hafsa ile nikahın vardı? Beni ikinci zevcen olarak mı aldın? Harem mi kuracaksın? Taze karını bırakıp nasıl yanıma geldin?" diyerek çıkıştı. "Ama sen de beni bırakıp gittin. Hafsa'ya yüzüğünü vermişsin. Ne yapalım? Fazla ısrara bir şey diyemeyiz. Madem gönlü yok, yüzüğü Hafsa'ya takayım dedim. İyi etmemiş miyim? Sana da yaranılmıyor kadın," dedi. Zoraki ciddi durmaya çalışıyordu Alparslan. Liva'nın surat ifadesine neredeyse gülecekti. "Alparslan, seni öldürürüm. Defol git Hafsa'nın yanına. Ben mi dedim gel beni kaçır diye? Sen kaçırdın, bir de yetmedi nikah kıydın," dedi. "Aklım yerinde değildi. Kandırıldım. O nikah makbul değil." Alparslan Liva'nın yanına yaklaşarak yüzünü Liva'nın yüzüne yaklaştırdı. Gözleri Liva'nın yüz hatlarında gezindi. Liva'nın titreyen gözlerini, seyren dudağını büyük bir keyifle izledi. Sessiz kalmak Liva'ya yakışıyordu. Hele böyle zamanlarda ürkek bir kedi gibi olması Alparslan'ın hoşuna gidiyordu. Tebessüm ederek yutkundu. "Hafsa'yla nikahlanmadım. Hiçbir zaman da olmayacak." Liva'nın elini alıp kendi kalbi üzerine koyarak konuşmaya devam etti. "Bu kalpte hep sen oldun Liva. Hep de sen olacaksın. Senin elini asla bırakmam. Yoluna yoldaş, ömrüne ömür olurum. Sen üzülürsen ağlar, sen sevinirsen gülerim. Ben artık ben değil, senim. Benliğimden geçtim, ben sen oldun. Liva, ben sensiz nefes dahi alamam. Her ne yaşarsak birlikte yaşayalım. Sen ne haber alırsan al, hep yanımda ol. Bana ne yapacaksan benim yanımda yap. Bir an bile olsa yanımdan ayrılma. Çünkü ben her gözlerimi kapadığım esnada seni özlüyorum. Biz bir olursak, yan yana olursak hiçbir güç bizi ayıramaz," dedi. Gözlerini kapatıp Liva'ya yaklaştığı esnada Liva'nın omuzlarını tutmasıyla durdu ve gözlerini açtı. Liva'nın kızaran gözlerine baktı. Ağlıyordu. "Özür dilerim. İncittim seni. Hadi sen yat uyu. Bir müddet buradayız. Sonra payitahta geçeriz." "Ben yan odadayım. Bir şey olursa seslen lütfen," dedi. Alparslan sanki kalbini de söküp götürmüştü. Liva kendisini birazdan ölecek gibi hissetti. Üşümüştü ya da Alparslan'ın yokluğuyla üşümüştü. Alparslan'ı incitmişti, bugün nikahları olmuştu. Bugün kendilerinin günüydü ve Liva bu geceyi berbat etmişti. Yataktan kalkıp kandilin ışığıyla pencere kenarına gitti. Ay ışığı odaya süzülüyordu. Liva biraz dışarıyı seyretti. Ağladığı için göremiyordu ama maksadı düşünceleri dağıtmaktı. O yüzden dışarıyı seyretmeye çabaladı. "Ben ne yapacağım şimdi? Alparslan'a baban anneni öldürmüş nasıl derim? Baban benim abimin ölüm emrini vermiş, Hera'da öldürmüş nasıl derim? Senin baban azılı bir suçlu ve katil diye nasıl söylerim? Babama suç atıp zindana attıran, paşalık makamından indiren senin baban nasıl derim? Nasıl bir arafta olduğumu bilseydin bana acırdın," dedi. Kendi kendine konuşuyordu. Merak ediyordu. Öğrendiği her şeyi merak ediyordu. Tahir Paşa karısını neden öldürmüştü? Karısı ne suç işlemişti ki hamileyken zehirlenmişti? Öğrendikleri bilgiler içinden en çok bunun cevabını merak ediyordu. Zaten diğerlerini az çok biliyordu. Tahir Paşa bunların bedelini ödeyecekti. Hem de canıyla. "Öldüreceğim seni. Beni bekle Tahir Paşa," dedi sinir ve öfkeyle. Sonra Alparslan'ın sözlerini hatırladı. Sevdalanmak böyle bir şey olmalıydı. Küçük bir sözle bile insanın kalbi uçacak gibi oluyordu. Liva sevdiği adam tarafından sevilmenin en güzel yanını yaşıyordu. Hem de bu adam artık kocasıydı. "Kocam." Ne kadar güzelmiş bu sözü sarf etmek. "Alparslan benim kocam, benim zevcem, benim efendim," dedi kıkırdayarak. Bu durum çok hoşuna gitmişti. Alparslan'ın sözünü hatırladı. Çok doğru söylemişti. "Biz bir olursak, yan yana olursak hiçbir güç bizi ayıramaz," demişti. Tahir Paşa'ya karşı bir olmalılardı. Alparslan'ın yanında olmalıydı. Alparslan'ın abisini ve babasını ne kadar çok sevdiğini duymuştu. Bu olanları duysa babasını öldüren ilk kişi Alparslan olurdu. Bu olanları ona dayatmak hiç adil değildi. "Alparslan, seni çok seviyorum. Senin için susacağım. Sen üzülme diye susacağım. Seni susarak seveceğim.
''Senin yanında hep ben olacağım.'' dedi büyük bir sevgiyle. Daha sonra odadan çıkarak hızla yandaki odaya girdi. Karanlık odaya ürpertiyle bakarken bir müddet sonra Alparslan kandili yaktı. ''Liva, iyi misin? Bir şey olmadı ya.'' dedi. Liva sessizce Alparslan'ın yanına giderek yatakta karşısına oturdu. Alparslan'ın kızarmış ve şişmiş gözlerine baktı. İçten içe kendisine kızdı. ''Asıl sen iyi misin? Hasta gibisin sanki.'' dedi Alparslan'ı süzerken. ''İyiyim ben. Uykusuz kaldığım için böyleyim. Sen neden yanıma geldin? Bir sorun mu var?'' dedi. Liva başını tabana kaldırıp sesli bir nefes verdi. Sonra bakışlarını Alparslan'a indirdi. ''Alparslan, hekim efendinin dediklerini duydum. Ben iyiyim. Sadece akrebi değil, seni görünce şok oldum. Bir an beynim akreple nikahlandığımı kavradı. Ben de şok geçirip bayıldım. Fazla büyütmeye gerek yok. Bir haber filan da almadım.'' dedi. Alparslan'ı rahatlamak için söylemişti bunları. Alparslan derin bir nefes alarak Liva'ya baktı. Gözlerinin içi gülüyordu. Liva bu bakışları soldurduğu için kendine kızdı. ''Alparslan, bu konak da mı senin? Sen ne kadar zenginmişsin?'' dedi konuyu dağıtarak. ''Tabii, sen kocanı ne sandın? Ben çok zenginim. Bu daha gördüklerin. Görmediğin nice evlerim var.'' dedi gülerek. ''Ben konaklar, yıllar istemiyorum Alparslan. İçinde sen ol, yanımda ol yeter.'' ''Bana yüreğini açarsan orası benim evim olur.'' dedi Liva. Sevgiyle baktı. Alparslan duyduğu sözlerle tebessüm etti. Gözlerinin içi ışıldadı. Liva'nın kendisini kabullenmesine sevindi. Liva'nın ellerini tutarak cevap verdi. ''Bu konağı babam rahmetli anama düğün hediyesi olarak vermiş. Bazen anamı özlediğim zaman buraya gelirim. Annem beni doğurmak için kan kaybından vefat etmiş. Buraya gelerek sanki ona olan borcumu ödemeye çalışırım. Annemin her odaya sinen kokusunu içime çekerim. Yani burası annemin evi. Hem kimse bizi burada bulamaz. Babam bu evi sonra bana verdi. O da buraya asla adımını atmaz. Bu ev bana annemi hatırlatan tek şey. Tüm odada onun elinin değdiği şeyler var.'' dedi gözleri dalarak. Liva ağlayarak elini uzatıp Alparslan'ın yanağına koydu. Sakallı yüzünü okşayarak konuştu. ''Alparslan, annen senin yüzünden vefat etmedi. Vadesi de olmuş. Sen doğmasaydın annen başka bir sebepten ölecekti. Hem ben Halime anneden duydum. Annen seni doğurduğu için çok mutluymuş. Arkasında seni bıraktığı için mutlu gitmiş. Kendini suçlama, yoksa annen üzülür.'' dedi burnunu çekerken. ''Gerçekten mi Liva? Annem çok mu mutluymuş? Halime annem bana çok iyi baktı. Evlatlarından ayırmadı. Ama her zaman yüreğimin derinliklerinde annesizliğin acısını çektim. Keşke benim de annem yanımda olsaydı.'' dedim. Resimlerine bakarak özlem gidermeye çalıştım. Hep onun istediği gibi bir evlat olmaya çalıştım. Halime annem çok yardımcı oldu bana. Onun da iyiliğini asla unutmam.'' dedi. Liva'nın elinin üzerine koyup Liva'nın avucunu öptü. ''Her zaman yanında olacağım Alparslan. Beni kendine zevce olarak aldıysan sana çok iyi bir arkadaş olacağım. Senin üzülmene fırsat vermeyeceğim. Gülmen için, mutlu olman için, gözlerindeki ışığı kaybetmemen için çırpınacağım. Sen o kadar iyisin ki ben seni nasıl hak ettim çok düşünüyorum. İyi ki gruba erkek kılığında girdim. İyi ki seninle karşılaştım. İyi ki seninle savaştım. İyi ki de sana sevdalandım. İyi ki seni sevdim. İyi ki sen beni bırakmadın. Ben seni suçladığım zamanlar yanımda kaldın. Beni kaçırıp kendine nikahladın. İyi ki senin karın oldum. İyi ki sen benim kocam oldun.'' dedi tebessüm ederek. Aralarındaki kısa mesafeyi kapatıp aşka kanatlandılar. O kadar imtihandan sonra bir olmuşlardı. Ayrılmışlardı, birbirlerini suçlamışlardı, nefret etmişlerdi ama yine kazanan sevdaları olmuştu. Birbirlerine sevda ile kenetlenmişlerdi. Artık şu zamandan sonra onları Allah'tan başka kimse ayıramazdı. Kaderlerinde ne varsa onu yaşayacaklardı. İmtihan dünyası burası. Asla imtihanlar bitmez. Bitmeyecekti de. Sevdaları daim olduğu müddetçe imtihanları beraber aşacaklardı. Genç kadın artık yuvasındaydı. Ait olduğu yerdeydi. Öyle mutluydu ki sanki bu dünyaya ait değildi. Cenneti şimdiden yaşıyordu. Bir kendisi bir de sevdiği adam vardı. Başkası artık aklında yoktu. Birbiri için atan iki kalp artık bir olmuştu.
Ruhları yoğrulmuş, sevdayla harmanlanmıştı. Yere kurulmuş olan sofrada karşılıklı sabah kahvaltısı yapıyorlardı. Evleneli 5 gün olmuştu. Buraya da alışmışlardı. Liva ağzına ekmek atıp kocasına baktı. Yakışıklı ve mükemmel yüzüyle genç kadının kalbinin hızlı atmasına sebep oluyordu. Liva'nın vücudundaki tüm kanı yanaklarına pompalanmıştı. Halen kocasına bakarken utanıyordu. Bir şey demeden Alparslan'ın ekmeğine yağ sürmesini izledi. Sonra genç adam ekmeği ağzına atarken karısının muhabbet dolu bakışlarını gördü. Ağzı dolu bir şekilde tebessüm ederek lokmasının bitmesini bekledi. Liva utançla başını eğerek uzun koyu sarı saçlarının önüne düşmesine izin verdi. ''Sen beni mi izliyorsun?'' dedi. Karısının haya dolu bakışlarına bir kez daha sevdalanabilirdi. Derin bir nefes alarak öne doğru uzandı. Kolunu sofranın üzerinden uzatıp karısının küçük yumuşak çenesine dokundu. Dokunmasıyla titreyen karısının yüzünü yüzüne hizaladı. Pembeleşen yanaklarını doyasıya izledi. Baş parmağıyla yanaklarını okşadı. Sanki onları dağıtmak istemiyormuş gibi nahifti dokunuşu. ''Utanmak sana ne kadar yakışıyor. Utanınca o kadar güzel oluyorsun ki seni doyasıya izlemek istiyorum.'' dedi. Liva bakışlarını kucağından çekerek kocasına çevirdi. Kocası güzel kelamlar söylerken sesi o kadar nahif ve yumuşak oluyordu ki Liva'nın kalbi hemen kocasına hicret ediyordu. Mavi gözlerini siyah derinliklere bıraktı. Öyle ki orada kaybolup gitti. ''Alparslan, heh. Hani Peygamber Efendimizin devrinde Mekkeliler Medine'ye hicret etmişler ya,'' dedi kocasının gözlerine bakarak. Sanki dinlemiyor gibiydi. ''Evet, hicret ettiler. Şu durumda aklına hicret meselesi mi geldi?'' dedi merakla. O kadar güzel kelamlar etmişti. Karşılık beklerken böyle bir durum beklemiyordu. İşte hicret ettiler ya, Peygamber Efendimiz de sizin hicret etmenizde çok sevapları var dedi. Sonra Ensar keşke bizler de muhacir olsaydık dediler. Şimdi sen bana böyle güzel kelamlar edince benim kalbim sana hicret ediyor. Ben de sevap kazanıyor muyum dedi kaşlarını kaldırarak. Alparslan gözlerini kısıp karısının gözlerine baktı. Latife mi ediyor yoksa ciddi mi söylüyor tartmaya çalıştı. Yüzündeki ciddi ifadeyi görünce dayanamayarak kahkaha attı. Karısı bu birkaç günde nasıl saf güzellerine bürünmüştü. Liva gözlerini şaşkınlıkla açarak kocasının erkeksi kahkahasını dinledi. Bu bir tür rahatlatan melodi gibiydi. Son bulmasını istemiyordu. ''Ne oldu? Neden güldün Alparslan?'' dedi merakla. ''Mavi, sen evlenince böyle daha bir tatlı oldun. Önceden aslandın, şimdi uysal kedi yavrusu gibi oldun. Sen böyle olunca seni sarıp sarmalayasım geliyor. Evlilik seni çok değiştirdi.'' dedi. Uzanıp karısının alnından öptü. ''Beni sen değiştirdin. Cidden bazen kendimi tanıyamıyorum.'' dedi tebessüm ederek. Sonra ciddi bir şekilde devam etti. ''Alparslan, ne zaman payitahta döneceğiz? Herkes bizi merak etmiştir.'' ''Mavişim, sıkıldın mı buradan?'' Yoksa Hayır, öyle demek istemedim. Burayı çok sevdim. Çok güzel bir yer. Bana kalırsa bir ömür burada kalabilirim. Ama payitahtta neler oluyor bilmiyoruz. Herkes bizi merak etmiştir. Orada bir hayatımız varken biz burada nasıl yaşarız dedi. Alması gereken bir intikam vardı. Tahir Paşa'ya sorması gerekenler vardı. Alparslan'dan sakladıkları vardı. Annesinin katilini saklarken annesinin evinde daha fazla kalamazdı. Herkes senin saklandığını, benim de göreve gittiğimi biliyor. Cihan, Talha bizim burada olduğumuzu biliyorlar sadece. Payitaht sakinleşince buraya gelecekler ve biz de gideceğiz. Sonra sen ne zaman istersen buraya geri geliriz dedi tebessüm ederek. Bizim nikahlandığımızı öğrenince ailelerimiz ne diyecekler? Kızacaklar mı, üzülecekler mi bilmiyorum dedi. Yanağını kocasının eline yatırdı. Kimse bir şey diyemez. Sultanımız bizim nikahlanmamızı emretti. Kimseden korkma, özellikle de babamdan. Baban mı? Ne alaka dedi Liva gözlerini kırpıştırarak. O gece babamla konuşurken sizi duydum. Babam dedi acil diye. Başka bir şeyler de varmış ama sana anlat diye ısrar etmeyeceğim. Zamanı gelince bana anlatacağını biliyorum. Liva duyduklarıyla küçük çaplı bir şaşkınlık yaşadı. Alparslan'ın duymadığını zannederken aslında o her şeyi duymuştu. ''Anlatmayacağım Alparslan. Babanın seni öldürmek istediğini, bu yüzden de Sadrazam Hüseyin Paşa'ya izin verdiğini, babanın annenin katili olduğunu sana anlatmayacağım. Hiçbir zaman anlatmayacağım. Sen bunları öğrenmeyeceksin. Ben susacağım ama intikamını da alacağım.'' dedi içinden.
Gözleri ise Alparslan'ın gözlerine kenetlenmişti. Alparslan karısının bir şey söylemeyeceğini anladığında tebessüm etti. Son bir kez karısının yanağını okşayarak elini çekti. Karısının sakladığı sırrı merak ediyordu. Payitahta çok işim var. Sadrazamın evinde belgeleri bulduk senin sayende ama birkaç dosya eksik. Onları bulmam lazım. Senin haberin var mı? Gördün mü dosyaları dedi. Alparslan karısının gözlerine baktı. O birkaç dosyayı Liva'nın aldığını tahmin ediyordu. Liva gözlerini kaçırarak hızla reşele uzandı. Ekmeğini bandırıp ağzına attı. Çatalı eline alarak peyniri uzattığında elinin üstünde kocasının elini gördü. Yavaş ye, boğulacaksın. Hem ellerin titriyor, bir şey mi oldu dedi. Liva elini kocasının elinden çekerek kucağına hapsetti. Başını kaldırıp kaçamak bakışlarla kocasına bakmaya çalıştı. Ben bir şey görmedim Alparslan. Sadece gizli odanın varlığını çıkarıp hafiyelere haber verdim. Başkası almış olabilir. Alparslan tereddütlü bakışlarını karısının gözlerine, seyren dudaklarına ve titreyen vücuduna çevirdi. Gözlerini kısarak durumunu anlamaya çalıştı. Her şey belliydi. O dosyaları Liva almıştı ve içinde ne varsa ona söylemek istemiyordu. O yüzden bir yalana başvuruyordu. Nikah gecesi bir şeyler öğrendiğinden adı gibi emindi. O yüzden Liva beyin sarsıntısı geçirmişti. Yine de karısının üzerine gitmek istemedi. Ne de olsa o dosyaları muhakkak bulacaktı. Akşam köyde düğün var. Sabah namazında hem kızın babası hem de oğlanın babası bizi davet ettiler. İstersen gidelim. Hem de senin için değişiklik olur. Liva kocasının konuyu bu denli hızlı çevirmesini anlamamıştı. Kocasının o dosyaları bulmak için uğraş vereceğini de biliyordu. Köşeye sıkışmıştı. Derin bir nefes alıp zorla tebessüm etti. Olur, gidelim, değişiklik olur dedi. Daha sonra ikisi de sessizce kahvaltılarını yaptılar. Her ikisinin de aklında aynı düşünceler vardı ve bir çıkış yolu arıyorlardı. Liva kocasından sakladığı sırlar için vicdan azabı çekiyordu. Her aklına geldiğinde kocasıyla arasına istemeden mesafe koyuyordu. Kocasına karşı yalan söylediği için de gözlerine bakamıyordu. Bu durumdan nasıl çıkacağını ise bilmiyordu. Bursa'da ılık bir yaz akşamı yaşanıyordu. Herkes bu güzel havanın tadını çıkarıyordu. Özellikle çocuklar bir türlü eve girmek bilmiyorlardı. Erkekler köy odasında toplanmış, kadınlarsa kız evinde toplanmışlardı. Nikah kıyıldıktan sonra herkese yemek dağıtılmış, ardından şerbetler verilmişti. Sonra da eğlenceye geçilmişti. Evin salonunda yaşlılar kenardaki sedire oturmuş, ortada eğlenen kızları seyrediyorlardı. Bir tek eğlenmeyen genç kız Liva'ydı. Gıpta ile gelini seyrediyordu. Üzerindeki kırmızı gelinlikle çok güzel olmuştu. Mutluydu. Mutluluğu gözlerinden okunuyordu. Kendisi böyle bir gelinlik giymemişti. Nikahı bile çok aceleye gelmişti. Ne ellerine, ayaklarına kına sürülmüş, ne de alla duvaklı bir gelin olarak baba evinden çıkmamıştı. Her zaman içinde bir yara olarak kalacaktı. Kızım, sen buraların yabancısın herhal. Kalk kızım, sen de onlara karış. Liva dizine dokunan elin sahibine baktı. Kendisine sevecen gözlerle bakan nineye tebessüm etti. Kendi elini ninenin elinin üzerine minnetle koydu. Sağ ol nine, ben böyle iyiyim. Kızım, seni buralarda görmedim. Sen kimlerdensin, adın ne senin? Liva kadın olarak katıldığı ilk düğünü düşündü. İlk defa yanında birisi olmadan böyle bir kalabalığa dahil olmuştu. Evlilik kendisini ne hale çevirmişti? Adım Liva, Alparslan'ın karısıyım dedi nineye bakarak. Nine anlamaz bir ifadeyle Liva'ya baktı. Pek anlamamıştı. Alparslan kim kızım? Bizim köyde öyle bir adam yok. Tahir Paşa'nın ve Rukiye Hatun'un oğlu Alparslan. Belki de annesini ve babasını tanıyorsundur dedi Liva. Tahir Paşa gibi bir adamın gelini olduğu için kendisinden nefret ediyordu. Sen rahmetli Rukiye'nin gelini misin? Amanın, gel sarılayım sana kızım. Ninenin gözleri dolmuştu. Liva'ya sarıldı. Ninenin Liva'ya sarılmasıyla neredeyse herkes onlara dönmüştü. Pek güzelsin maşallah, pek hanım hanımsın dedi. Liva'nın yüzünü okşadı. Naciye nine, tanıdığın mı çıktı dedi bir kadın. Karşıda sedirde oturuyordu. Herkes onun sorusuyla merakla Naciye nineye döndüler. Kız, kızlar tanır mısınız bilmem. Hani yıllar önce Rukiye diye bir kız vardı. Yaşı pek küçücüktü. Kocası onu buraya getirmişti dedi Naciye nine. Kendisine bakan kadınlara. Kimse bir türlü hatırlayamamıştı ama. Şu ecnebi kızı mı diyorsun Naciye nine? Sonra Müslüman olmuştu. Turuncu saçları, değişik mavi gözleri vardı dedi başka birisi. Heh, onu diyorum Sevde. Sen de hatırladın değil mi?
Yahu kadınlar, kızlar, hatta şu köyün dışında kalan konak var ya, orada kalıyordu dedi. Tekrar hatırlatmaya çalıştı. Yuva ise şaşkınlıkla nineyi ve kadınları izliyordu. Naciye ninenin hatırlatmasıyla yaşı ilerlemiş teyzeler ve kadınlar hatırlamıştı. Doğrularak Naciye nineye döndüler. Ninem, ne olmuş rahmetliye, şimdi anlamadık dedi teyzelerden birisi. Ha, onu diyeceğim. Şimdi aha bu yanımda oturan güzel kız onun geliniymiş dediğinde herkes şaşırdı. Rukiye'nin çocuğu olduğunu bilmiyorduk. Doğumda öldü diye duyduk dedi başka bir kadın. Yok, bebe ölmemiş. Halime anne bakmış dedi Liva. Maşallah pek güzelsin. Aynı kayınvalidene benziyorsun. Rahmetlik pek güzeldi. Öyle bir güzellik buralarda pek yok dedi başka bir teyze. Demek doğru diyorsun, pek güzeldi. Turuncu saçları vardı kızım. Bir de açık mavi gözleri vardı. İlk gördüğümüzde pek korktuk. Bu kız yaratık mı diye. Sonra kanımız ısındı. Senin de saçların turuncu mu? Dedi bir kadın. Liva'nın kapalı başına baktı. Liva elini başına koyarak düşündü. Afallamıştı. Düğün evinde Alparslan'ın annesinin konuşulacağı aklına bile gelmeyecek bir haldi. Hayır efendim, benim saçlarım sarı dedi tebessüm ederek. Maşallah pek güzelsin. Zevcen de buraya geldi mi dedi aynı kadın. Sanki herkesin yerine konuşmayı o devralmıştı. Evet, o da erkeklerin yerine katıldı dedi çekinerek. Yeni evlisiniz herhalde, çok belli oluyor dedi kadın tebessüm ederek. Benim adım Fatma. Ben kayınvalidenle pek yakındım. Garibi kocası buraya getirdi. Birkaç gün yanında kaldı, sonra da İstanbul'a gitti. Arada yanına gelirdi, o zaman biz pek yanına gitmiyoruz. İlk defa böyle bir kız gördüğümüz için çekindik. Sonra ben bir yolunu buldum, eve geldim. Korkuyla açtı kapıyı. Beni içeriye çağırdı. Yaşının 18 olduğunu söyledi. Ben de o zaman 19 yaşındayım. Sonra bana hayat hikayesini anlattı. Sen de pekala biliyorsundur dedi Fatma Hatun. Yok Fatma teyze, lütfen anlatır mısın? Ben fazla bilmiyorum dedi Liva merakla. Peki kızım, anlatayım. Rukiye Çerkez asıllı bir kız. Savaşta tüm ailesini kaybetmiş. Tahir Paşa da onu nikahına alarak buraya getirdi. Tahir Paşa bu köyden onun evli olduğunu ve iki çocuğunun olduğunu biliyorduk. Bu durumu çok garipsedik ama karışmadık. Sonra ben kızcağızın yanına geldim. Bana ailesini savaşta kaybettiğini, Tahir Paşa'nın nikahına girdiğini, buraya nasıl geldiğini anlattı. Aksanı bozuktu ama çok güzel konuşuyordu. Sonra git gel biz bayağı samimi arkadaş olduk. Tabii Rukiye'nin Tahir Paşa'nın ilk hanımından ve çocuklarından haberi yoktu. Biz de bir türlü söyleyemiyorduk. Her gün Tahir Paşa'nın yolunu gözlerdi. Çok seviyordu onu. Ona olan sevdasından Müslüman oldu dedi Fatma Hatun. Akan gözyaşlarını sildi bir yandan. Sonra bir duyduk ki Tahir Paşa'nın hanımı Halime Hatun üçüncü bebeğe gebeymiş. Bir şeyden haberi olmayan bu kıza çok acıdım. Gidip her şeyi anlattım. Tahir Paşa'yı o kadar çok seviyordu ki kendisine yalan söylemesine bile bir şey demedi. Bir bildiği vardır dedi. Sonra da Tahir Paşa onu götürdü. Sonra duyduk ki bebeği olacakmış. Çok sevindim. Mutlu olması ve bebeğinin olması beni mutlu etti. Sonra ansızın bir gün oğlan doğurduğunu ama kendisinin doğumda öldüğünü duydum. Çok üzüldüm çok. Günlerce kendime gelemedim. Rahmetlik gözümün önünden gitmiyor. O kadar tatlı, sevecendi ki büyük küçük herkese yardıma giderdi. Hayvanlara bile yardım ederdi. Bahçeye her hayvan için kulübe yapmıştı. Onları besler, bakardı. Çok iyilikseverdi. Baksana, şimdi onun gelini karşımda. Yaşasaydı bu durumdan ne kadar mutlu olurdu. Seni öve öve bitiremezdi dedi gözyaşlarını silerken. Liva hıçkırmamak için elini ağzına kapattı. Rukiye Hatun'un yaşantısı onu çok sarsmıştı. Tahir Paşa'ya bir kez daha kinlendi. Rukiye annenin kanını yerde bırakmayacaktı. Gözlerini silerek kadınlara baktı. Kusura bakmayın, ben bu kadarını bilmiyordum. Alparslan yani kocam fazla bir şey anlatmamıştı. Annesi konu olunca sessiz kalıyor. Adı Alparslan mı? O ismi çok severdi. Demek adını Alparslan koydu dedi Fatma Hatun. Rukiye kızımız bizim köyümüzün kızıydı. Bizim gönlümüzü alır, bizi güldürürdü. Her gün birimizin evine gelirdi. Buradan ayrıldığında çok ağlamıştı. Rabbim Rukiye kızımızı aldı ama bize gelinini yolladı, dedi Naciye nine. Biz burada fazla kalamayacağız nine. Payitahtta işimiz var. Alparslan Zaptiye merkezinde binbaşı. Onun orada işleri var, dedi üzülerek. Bu kadınlara içi ısınmıştı. Her birini çok sevmişti. Gitmeyin, bana arkadaş olursunuz diyen gelin kıza döndü.
Kendisine sevgi dolu gözlerle bakan bu insanları kırmak istemiyordu. Bir gün tekrar geliriz. Ben de bu köyü ve sizleri çok sevdim. Hepiniz çok sıcakkanlı insanlarsınız. Maalesef payitahtta sizin gibi insanların sayısı çok az dedi hüzünle. Her zaman sana kapımız açık. Bizi ihmal etme. Sen de kayınvaliden gibi kocanı çok seviyorsun belli. Rabbim sizi ayırmasın dedi Fatma Hatun. Amin dedi hafif sesle. Yine de içi burkulmuştu. Sevdalarına halel gelecek diye endişe ediyordu. Ben kalkayım, sizle sonra görüşürüz dedi ayaklanarak. Ev sahibinin ve teyzelerin ısrarlarına dayanamayarak kendini dışarı attı. Dışarının ılık havası yüzüne çarparken derin bir nefes aldı. Duydukları kendisine çok ağır gelmişti. Sen Tahir Paşa, Alparslan için dokunmak istemiyordum sana. İntikam alacağım diyorum ama yine de sevdiğim adama kıyamadığımdan vazgeçiyordum. Şimdi Ruki annenin hayat hikayesinde duyduktan sonra sana olan kinim arttı. Sana aşık olan bir kadını öldürmüşsün. Onu evladından ayırmışsın. Hepsinin hesabını tek tek vereceksin. Babamı, abimin, Ruki annemin intikamını hepsini alacağım. Seni ben öldüreceğim. Sana hayatı zindan edeceğim diye geçirdi içinden. Mavi, Mavi. Sevdiği adamın sesini duymasıyla başını yerden kaldırdı. Bahçe kapısına baktığında yakışıklı ve heybetli vücudunu gördü. Kendisine aşık ve sevdalı gözlerle bakıyordu. Kocasını gördüğünde tebessümü yüzünde derinleşti. Elbisesinin eteğini tutarak kocasına koştu. Kollarını kocasının beline dolayarak yüzünü göğsüne yasladı. Annesinin yerine sarıldı ona. Alparslan keyifle tebessüm ederek kollarını karısının zayıf vücuduna doladı. İyi misin mavim? Neyin var? Yoksa beni çok mu özledin? Çok özledim. Ayrı kalmayalım biz dedi. Bu söylediğini düşünmem gerek. Zira beni sıkmaktan öldüreceksin dedi. Alparslan, bazen bu büyülü anı nasıl bozabiliyorsun merak ediyorum dedi. Alparslan karısını kollarıyla sarmalayıp kendisine hapsetmişti. İkisi de saatler sonra yataklarındaydılar. Alparslan gözlerini açmadan kolunu karısının sırtına uzatarak eliyle başını göğsüne yasladı. Alparslan, bugün teyzeler annenden bahsetti. Çok güzel bir kadınmış. Turuncu saçları, mavi gözleri varmış. Evet, annem Çerkez kızı olduğu için öyle. Ama annem fazlasıyla anlatırdı. Turuncu saçları olduğunu, hayalimdeki anneme her defasında aşık olurdum. Liva'nın yüreği sızladı, gözleri sulandı. Sevdiği adamın annesizliğine içten içe yandı. Başını hafifçe kaldırıp kocasının göğsünü yavaşça öptü. Alparslan kaşlarını çatarak merakla sordu. Ne yapıyorsun Mavi? Kanayan yerini öptüm. Sana annesizliği unutturamam ama acısını dindirmeye çalışırım dedi. Alparslan minnetle tebessüm etti. Elini bastırıp karısını kalbine gömmek istedi. Parmakları tekrar karısının saçlarını buldu. Onlarla oynamaya başladı. Bir şey yapıyorsun ve sana eskisinden daha da fazla aşık oluyorum dedi. Ne yapıyorsun bilmiyorum ama bana çok iyi geliyorsun. Devam et. Annemi senin ağzından dinlemek istiyorum dedi. Annen çok yardımsever birisiymiş. Köydeki herkesin yardımına gidermiş. Onların halini hatırını sorarmış. Hatta biliyor musun hayvanlara bile bakarmış. Bahçedeki kulübeler o yüzdenmiş meğersem. Köylü anneni çok sevmiş. Buradan gittiği zaman da çok üzülmüşler. Evet, babam anneme yalan söylediği için buraya getirmiş. Evli ve çocuklarının olduğunu söylememiş. Annemi çok sevmiş. O yüzden onu kaybetmek istememiş. Annem de babamı sevdiği için bunu sorun etmemiş. Sonra babam annemi payitahta getirmiş. Halime anneme yalan söylemiş ve tekrardan annemle yeni bir nikah kıydırmış. Sonra annem bana hamile kalınca Halime annem bir şekilde bu yalanı öğrenmiş. Babam annelerime az yalan söylememiş zamanında. Nasıl ölecek merak ediyorum. Kadınlara yalan söylemek günah. Yani yalan başlı başına zaten günah dedi tebessüm ederek. Benim elimden ölecek. Bir de aşıkmış. Asla inanmam dedi içinden Liva. Sen bunları biliyorsun. Oysa ben bilmiyorsundur diye anlatmayacaktım. Üzülürsün diye düşünmüştüm. Bana anlatmadığın o kadar çok şey var ki bir gün aramızda dağ olup birbirimizi görememekten korkuyorum. Ya da onların altında kalıp birbirimizi kırmaktan korkuyorum dedi. Konuşma öyle Alparslan. Anlatmamak en iyisi. Susuyorsam seni sevdiğim için. Anlatamıyorum. Anla beni. Ben o anlattıklarım yüzünden seni kaybetmek istemiyorum. Boş ver. Geçmiş geçmişte kaldı. Sulanan gözlerini parmaklarıyla sildi.
Hayret, yalanlamadın Liva. Ben yalanlarsın diye bekledim. Sen böyle bir şey sakladığını söyledin. Söylememek sence daha mı iyi? Bana niye kızıyorsun? Beni anlamanı istiyorum. Beni güzel avladın. Ayrıca tebrik ederim. Kızdığımı nereden çıkardın dedi Alparslan. Gözlerini açıp Liva'nın saçlarına baktı. Bana Liva dedin. Evlendiğimizden beri mavi diyordun bana dedi sulanan gözlerini kırpıştırarak. Liva, bu anlatmadığın, anlatamadığın sır aramızda çığ gibi büyüyecek. İkimiz de bunun altında kalacağız. Ben ikimiz için korkuyorum. Anlat ki bir yolunu bulayım dedi sabırla. Yolu yok Alparslan. Bunu sonunda sen üzüleceksin. O yüzden susuyorum. Lütfen bir daha ısrar etme. Benim adıma karar veremezsin. Ne yapacağımı ben bilirim. O yüzden ısrar edeceğim. Etme, çünkü anlatmayacağım. Anlatmadığım sır beni de ilgilendiriyor. Hem de büyük bölümünü. O yüzden susuyorum dedi gözlerini kapatıp. Dişleriyle dudaklarını ısırdı. Sessizce akan gözyaşlarına müdahale etmedi. Alparslan bir şey demeden öylece durdu. Parmaklarını karısının saçlarından çekerek yatağın boşluğuna attı. Ağladığını anlasa da bu duruma sessiz kaldı. Yoksa ikisi daha çok kırılacaktı. Gözlerini çaresizlikle kapattı. Liva gözlerini açarak etrafa baktı. Yüzüne vuran güneşten dolayı elini yüzüne gölgelik yaptı. Sağına baktığında kocasını göremedi. Dün akşam küs yatmışlardı. Sıkıntıyla nefesini vererek ayağa kalktı. Elbisesini giyip saçlarını tepesinde topladı. Sonra başını kapattıktan sonra yatağa topladı. Odanın kapısının tıklatılmasıyla şaşkınlıkla kapıya baktı. Resmen Alparslan küsmüştü ve odaya girerken kapıyı tıklatıyordu. Derin bir nefes alarak verdi. ''Yapma Alparslan, ben senin karınım, kapıyı neden tıklatıyorsun?'' dedi. Arkası dönük şekilde yatağı topladıktan sonra arkasını döndü. Gördüğü kişiyle gözleri kocaman oldu. Konuşma yetisini kaybetti. Liva, ben seni çok özledim. Leyla kollarını açarak özlem ve hasretle Liva'ya sarıldı. Liva başta afallasa da çok geçmeden kendisine gelerek kollarını Leyla'nın beline doladı. Biraz zorlansa da sarılmayı becermişti. Leyla, canım arkadaşım, ben de seni çok özledim. ''Nereden çıktın? Şaşırdım görünce.'' dedi. Ayrılıp Leyla'ya özlemle baktı. ''Talha'nın buraya geleceğini duyunca beni de götürmesini istedim. Cihan, ben, Talha geldik. Gelirken neler duydum öyle. Siz evlenmişsiniz.'' dedi. Göz ucuyla yatağa baktı, sonra Liva'ya döndü. ''Gel şöyle oturalım.'' dedi Liva. Arkadaşını pencere önündeki sedire çekti. ''Karnın kocaman olmuş. Sana çok yakışmış hamilelik.'' dedi Leyla'nın karnına bakarken. ''Evet.'' Neredeyse aylardır görüşmedik. Bebek büyüyor. Biliyor musun? Saliha Sultan'ın bebeği ölü doğdu. Kocası vatan haini çıktı. Saliha Sultan saraya geri döndü. Ne diyorsun Leyla? Neler olmuş? Benim hiç haberim olmadı. Saliha Sultan için çok üzüldüm. Şimdi o da perişandır dedi üzülerek. Liva, siz neden gizlice nikahlandınız? Biz seni saklanıyor olarak biliyorduk. Alparslan da göreve gitti diye duyduk. Halbuki kocamdan bir duyuyorum, siz berabersiniz ve nikahlanmışsınız. Amcam duyarsa ne kadar üzülür dedi. Liva'nın elini tuttu. Bir an gelişti. Kendimi nikah kıyılırken buldum. Pişman değilim. Alparslan'la nikahlandım. Bundan daha güzel ne olabilir? Sevdiğim adamla beraberim dedi tebessüm ederek. Evet, Alparslan'ı gördük. O da bayağı değişmiş. Nikah yaramış ona. Evinin erkeği olmuş. Kız Liva, şimdi ciddi ciddi evlendiniz mi dedi şaşırarak. Şakası mı olur bu işin Leyla dedi Liva kaşlarını kaldırarak. Yok canım, hani nikah var nikah var. Nikah kıyıp ayrı mı yatıyorsunuz yoksa aynı mı dedi imayla sorarak. Liva gözlerini kısarak Leyla'ya baktı. Utanmış, vücudundaki kan yanaklarına hücum etmişti. Leyla ya ne kadar meraklısın. Sen kocanla nasılsın biz de öyleyiz dedi bakışlarını kaçırarak. Utanma kız, neden utanıyorsun diyerek güldü. O zaman acele edin de çocuklarımız aynı zamanda büyüsün dedi. Sonra aklına gelenle sevinçten gözleri büyüdü. Bir de Macide ablan doğum yaptı. Oğlu oldu. Adı Ömer. Şimdiden ailenizin gözde torunu oldu. Dilruba ve Zübeyir'in papucu dama atıldı. Dilruba kıskançlıktan ölecek dedi gülerek. Ya ablam doğum mu yaptı? Adı da Ömer mi? Ben ona nasıl bakarım, nasıl elime alırım dedi. Gözlerinden akan yaşa mani olamadı. Alacaksın Liva, abin için alacaksın. Adını yaşatacağız, bahtı benzemesin dedi Leyla. Herkesi çok özledim dedi Liva.
Merak etme, sizi almaya geldik. Bizimkiler salonda heyecanlı heyecanlı konuşuyorlar. Sanki Alparslan'ın morali bozukmuş gibi geldi bana, dedi Leyla. Küstü bana. Anlatmamam gereken her şeyi anlatmam için ısrar ediyor. Ben de ne yaparsan yap anlatmayacağım dedim. O da küstü. Küstü mü? Ne anlatmaman gerekiyor Liva, dedi merakla. Sana da anlatamam Leyla. Kimseye anlatamam. Hatta kendime bile anlatmıyorum. Büyük bir sır. Açılırsa, ortaya dökülürse ikimiz de çok kırılacağız, dedi. Sulanan gözlerini sildi. Tamam Liva, üzülme bu kadar. Alparslan seni anlayacaktır. Erkekler genelde konuyu sonradan anlıyorlar. O da anlayacaktır. İnşallah Leyla. Sen burada otur, ben kahvaltı hazırlayayım. Yol seni yormuştur. Biraz dinlen, seni misafir odasına bırakayım, dedi ayağa kalkarak. Leyla da ayağa kalkıp Liva'nın yanına geldi. Liva, Leyla'nın karnına bakarak elini dokundurdu. Çok tatlı olmuşsun Leyla. Seni böyle göreceğim aklıma gelmezdi. Şuna bak, evlendin, bir de anne olacaksın. Hayat ne kadar hızlı akıyor, değil mi? Evet, öyle. Sen de düşmanım dediğin adamla evlendin. Yakında onun bebeklerini dünyaya getireceksin. Asıl acayip olan senin hikayen, dediğinde misafir odasına gelmişlerdi. Leyla, sen içeriye gir yat. Ben de kahvaltı hazır olunca seslenirim. Liva odadan çıktıktan sonra merdivenlerden indi. Tam mutfağa dönecekken salondan gelen seslerle duraksadı. Yavaş adımlarla kapı önüne kadar geldi. Yaptığı çok yanlıştı ama kendisine mani olamıyordu. Alparslan, ne yapacağız? Bu ses Cihan'a aitti. Yani eğer Murat Paşa sadrazam olduysa saltanat yine tehlikede. Çünkü Murat Paşa Hüseyin Paşa'dan daha kötü. Planlarını bir bir yerine koyacaktır. En önemlisi, onu o makama kim koyduysa sarayda başka hain de var, dedi kocası. Konuşurken ne kadar heybetli ve yakışıklıydı. Kardeşim, duyunca şaşıracaksın ama babanın yardımıyla sadrazam oldu, dedi Talha. Onun yerine Cihan devam etti. Baban ve Murat Paşa arasında senin ve Hafsa'nın sözü kesildi. Tabi sen evli olduğun için ne olur bilmiyorum ama baban dediğini yapacaktır. Liva duyduklarıyla şok olmuştu. Elini ağzına kapatarak derin bir nefes aldı. Bu konuşmaya kocası halen karşı çıkmamıştı. Liva'nın gözleri sulanmış, yüreğine hüzün düşmüştü. İçinden kocasının reddetmesi için dualar ediyordu. Babam ne işler çeviriyor merak ediyorum. O yüzden de o ne derse onu yapacağım. Ne yani? Hafsa ile evlen derse evlenecek misin, dedi Cihan. Sesinde hayret ve şaşkınlık hakimdi. Evet, öyle olacak, dedi Alparslan. Düz ve duygusuz bir sesle. İyi ama Liva ne olacak? Onunla yeni evlendin, dedi Talha. Liva ile evliliğimi kimse bilmeyecek. Liva ile konuşacağım. Hatta gerekirse burada kalır. Ben payitahta giderim. Liva elini ağzına kapatmış, içli içli ağlıyordu. Sesi duyulacak diye korkuyordu. Biliyordu. Kocası tüm bunları kendisine küs olduğu için yapmıştı. Yoksa başka bir açıklaması olamazdı. Ruki annenin kaderini yaşamayacaktı. Ne olursa olsun payitahta gidecek ve bu evliliğe mani olacaktı. Genç kadının duydukları bir kılıç misali yüreğini doğramıştı. Kendini zoraki attığı mutfakta şaşkın ve ağlayarak dağılan yanlarını izliyordu. Sanki elini atsa toplamaktan ziyade kaybedecekmiş gibiydi. Ardı arkası kesilmeyen gözyaşları yanağından hızla yuvarlanıp yere düşüyordu. Liva'nın değil gözyaşlarını silecek, sesini çıkaracak hali kalmamıştı. İçinden bağırmak, kızmak ve her yeri dağıtmak geçiyordu. Ama güçten kesilmiş gibiydi. Kahvaltı. Kahvaltı hazırlamam lazım. Herkes kahvaltı bekler. Kahvaltı hazırlamam lazım. Afallamış bir şekilde elleri titreyerek hazırlamaya koyuldu. Bir yandan da beyninde olan kelime fırtınasına hakim olamıyordu. Kelimelerle savaşıyordu. Bazen karşısına Alparslan dikiliyordu. O zaman genç kadın savunmasız kalıyordu. Çıplak ellerle savaş meydanına çıkmış gibiydi. Elinden kayıp düşen bardak sesiyle kendisine geldi. Hızla gözlerinin yaşını silerek yere eğildi. Hızla cam kırıklarını toplarken eline batan cam kırığıyla istemsizce sızlandı. Ah! Liva, ne oldu, neyin var? Liva, Alparslan'ın tedirgin sesiyle kendisine geldi. Alparslan'ın kendisine eğilip eline parmağını alarak bakmasına sessiz kaldı. Sonra aklına gelen de elini hızlıca çekti. İyiyim ben. Alt tarafı küçük bir cam parçası. Kahvaltı hazırlamaya geri koyuldu. Ama elin...
Yani canın yanar, yanmıştır dedi Alparslan afallayarak. Liva'nın hareketlerine bir mana verememişti. Şimdi bu kadar kızgın ve kırgın olmasını anlayamamıştı. İyiyim ben Alparslan. Sen öyle beni nazla niyazla büyüyen kızlardan mı sandın dedi arkasını dönüp. Böyle bir çıkışmayı beklemeyen Alparslan savunmasız kalmıştı. Kekeleyerek konuştu. Yok yani öyle bir kelam demedim. Yanlış anlaşıldım. Anlaşılmadın. İyiyim ben. Öyle küçük yarayla canım yanmaz. Ben nice ölümlerden döndüm, bir şey olmadı. Şimdi mi yanacak canım? Hem cam kesilmesinden önemli şeyler de var. Anneannem hep derdi ki kılıç yarası geçer ama dil yarası geçmez. O yüzden insan en çok diline sahip olmalı. Farkında olmadan can yakabiliyor dedi. Elindeki sofra beziyle mutfaktan çıkmaya yeltendi. Alparslan'ın kolundan tutmasıyla yerinde kala kaldı. Liva neyin var? Neye bu kadar kızgınsın? He, sen normalsin öyle mi? Farkındaysan biz yeni evliyiz Alparslan. Dün akşam bana kızıp yatan sendin. Şimdi gelmiş bana ahkam kesiyorsun. Liva kolu Alparslan'da olduğu halde biraz daha yaklaştı. Neredeyse nefesleri birbirlerinin yüzüne çarpıyordu. Liva yaklaşmanın verdiği heyecanla yutkundu. O esnada kocası da yutkundu. Göz bebeklerinin siyahı daha da büyümüştü. Sanki biraz da titreşmekteydi. Alparslan uzak dur benden, kalbimizi kırmayalım dedi tekrar konuşurken. Alparslan'ın konuşmasına fırsat vermeden ayrılmaya çalışırken Alparslan bu sefer iki kolundan tutarak kendisine yapıştırdı. Bu sefer daha yakınlardı. Alparslan gözlerini karısının tüm yüzünde gezdirdi. Mavi gözlerine bakınca sanki okyanusa düşmüş gibi oldu. Tüm vücudu titredi. Ağladığı için de gözleri kanlanmış ve burnu kızarmıştı. Dudakları vişne rengine çalmıştı. Alparslan dudağını ısırarak konuştu. Benden bir sır saklıyorsun. Onu bana söylemiyorsun. Kendince karar verip o kararı uyguluyorsun. Karı koca arasında sır olmaz. Neden bana söylemiyorsun? Alparslan, dün akşam konuştuk. Ben seni akıllı bilirdim. Sana anlatamam dedim. Senin üzülmeni istemiyorum. Hem belki de bunun sonunda ölebilirsin de. Ben buna dayanamam. Liva, benim adıma karar alamazsın. Bırak, anlatınca ne yapacağım bana kalsın. Nasıl bir sırdır ki bana anlatmaktan bile imtina ediyorsun dedi bıkkın sesle. Sen bana küs de kalsan ben sana anlatamam Alparslan. Lütfen bu konu burada kapansın. Ne demek istiyorsun anlamıyorum. Ne demek istediğimi sen anlıyorsun Alparslan. Yaptığın planları bana sormadan yapıyorsun ve ona uymamı istiyorsun. Söyler misin? Hafsa ile evlenmekteki amacın ne? Dedi. Daha fazla kendisini tutamamıştı. Nereden duydun? Kim dedi ki sana? Dedi şaşkınlıkla. Sizi konuşurken duydum. İyi o zaman. Ne duyduysan o. Hafsa ile evleneceğim. Seninle nikah kıydığımızı kimse bilmeyecek. Liva duyduklarıyla sinirlenmişti. Hızla Alparslan'ın kolundan çıktı. Alparslan'a sert bir tokat attı. Kafası yana düşen Alparslan'a öfkeyle baktı. Neredeyse pime çekilmiş bomba gibiydi. Az sonra patlayabilirdi. Boşa beni, hemen boşa. Ne seni ne de senin yüzünü görmek istemiyorum. Madem Hafsa ile evlenecektin, neden benimle evlendin? Ben senin gönlünü eğlendiren bir eğlenceden mi ibaretim? Benimle oyun mu oynadın dedi kızarak. Sinirden eli ayağı titremeye başlamıştı. Boşamıyorum seni. Asla da boşamayacağım. Kimseyle evlenemezsin. Hızla Alparslan'ın yanına gelerek Alparslan'ın yakasını avuçladı. Parmak uçlarında yükselip yüzünü Alparslan'ın yüzüyle hizaladı. Bana öyle bir sebep söyle ki seni öldürmeyeyim. Bir sebep yok. Hafsa ile evleneceğim dedi Alparslan. Dümdüz bir sesle. Gözleriyle sanki bir boşluğa bakar gibiydi. Liva. Gözlerine biriken yaşları dökmemek için kendisini sıkarken elinin altındaki gömleği iyice kavradı. Burnundan soluyarak Alparslan'ın gözlerine baktı. Bir işaret bekledi ama gördüğü düz ifadeden başkası değildi. Öfkeyle Alparslan'ı kenara savurdu. ''Seni öldürmeden önce gözümün önünden git.'' dedi başını eğerek. Elleri ayakları titriyor, sanki yer ayağının altından kayıyordu. Alparslan'ın gitmediğini görünce tekrar bağırdı. Git diyorum git dedi. Artık gözyaşlarına mani olamıyordu. Kendisini kaybetmişti. Arkasını dönerek tepsiye dizdiği her şeyi tepsiyle mutfağın kenarına attı. Tabakları alarak rastgele yerlere fırlattı. Gözü dönmüştü. Bu yaşadıkları çok ağırdı. Kendisini kullanılmış ve aldatılmış hissediyordu. Bu midesini bulandırıyordu. Ağzına gelen acı safra ile birden öğürdü.
İki büklüm olarak eliyle karnını tuttu. Düşündüğü şeyler midesini iyice bulandırıyordu. Açlığın verdiği etkiyle daha da artıyordu. Alparslan'ın yanına gelmesiyle hızla ayağa kalkıp kenara çekildi. Kapı önünde gördüğü Talha ve Cihan'a bakarak onların da midesini bulandırdığını düşündü. Artık onlar da midesini bulandırıyordu. ''Sakın dokunma bana, midemi bulandırıyorsun.'' ''Mavi, sakın, sakın bana bir daha öyle seslenme, sakın. Yoksa acımam, öldürürüm seni. Bırak beni, ben gidiyorum. Peşimden gelirsen kendimi öldürürüm, bunu yaparım.'' dedi. Mutfak kapısına geldi. Liva diyen arkadaşı Leyla'yı elini kaldırıp susturdu. Kanlanmış gözlerini Leyla'ya çevirdi. ''Sen benim her şeyimdin. Sırdaşım, derttaşım, ortağım, arkadaşım, kardeşim, akrabamdın. Bana bunu yapmayacaktın. Talha ve Cihan, siz de yapmayacaktınız.'' dedi. Kimsenin itirazlarını dinlemeden hızla dışarı çıktı. Elini kuşağına attığında silahını hissetmesiyle ahıra girdi. Bir tane atı çözerek üstüne atladı. Arkasından koşanlara kulak asmadan kendisini uzaklaştırdı. Rüzgara karıştı. Yağmur olup aktı. Şimşek gibi çarparak hızlıca atını payitahta sürdü. ''Liva, iyi misin annem? Neden sürekli yatıyorsun? Bak iyice zayıfladın.'' Kızı geldiği günden bu yana bir ay boyunca bir kere bile gülmemişti. Kızının geldiği ilk gün tüm konak çok sevinmişti. Yer gök sevinç çığlıkları ile inlemişti. Yemekler kurulmuş, güle oynaya yenmişti. Sonra kızı birden yasaklara düşmüştü. Yemek yemiyor, su içmiyordu. Derdinin ne olduğunu bilse hemen çözecekti ama ne olduğunu bile bilmiyordu. Ana yüreği dayanmıyordu. Kızı gün geçtikçe eriyordu. Elif oturduğu koltuktan kalkarak açık olan balkon kapısını kapattı. Yaz ayı bitmek üzereydi. Artık hava geceleri soğumaya başlamıştı. Perdeyi çekerek yere serilmiş olan yatağa oturdu. Nesrin'e bakarak derin bir nefes alıp verdi. İkisi de Liva için üzgündü. Ellerinden gelen bir şey de yoktu. Onlar Liva'nın neden bu halde olduklarını anlıyorlardı. Alparslan'ın Hafsa ile anlı şanlı bir düğünle evlenmesinin ardından bu hale düşmüştü. ''Annem, yeter artık. Kendini harap etme. Bak Liva seni duymuyor. Hadi sen yat, biz ilgileniriz.'' dedi Elif. Annesi ve babası için üzülüyorlardı. Onlar da bayağı çökmüşlerdi. ''Bak, yemeğini yerse yanıma gelip söyleyin. Konuşursa hemen bana seslenin. Emi kızım?'' dedi Gülçiçek Hatun. Elif annesinin her gece tekrar ettiği bu sözleri ezberlemişti. Başını sallayarak annesine tebessüm etti. Annesi çıktıktan sonra Nesrin'e döndü. ''Üzülüyorum. Hepsine üzülüyorum. Annemi çok iyi anlıyorum. Kendi kızımı düşünüyorum da ben de kahrolurdum.'' dedi. Uyuyan Liva'ya bakarak. ''Alparslan var ya, onu öldürmek istiyorum. Kandan, silahtan korkmasam gözümü kırpmadan vururdum.'' dedi Nesrin öfkeyle. ''O adamın adını anma. Sinirlerim tepeme biniyor.'' dedi Elif dişlerini sıkarak. ''Keşke kaçıp gittiği yerlerden gelmeseydi. Uzaklara gitseydi. Belki bu halde olmazdı.'' dedi Nesrin. ''Nesrin saçmalama. Liva her türlü duyacaktı. Belki orada yataklara düşseydi biz ne yapardık? Yerini bilemiyoruz ki gidip alalım.'' ''Haklısın abla. Benim hafsalam gidip duruyor. Sağlığım bile bozuldu. Sırf paşa olmak için evlendi o kızla. Gözünü bu kadar makam mevki bürüdüğünü bilmiyordum. Paşa olunca başı göğe erdi sanki. Benim sinir olduğum konu Cihan'ın onun yanında olması.'' ''Boş ver Nesrin. Çene tüketmeye değmez. Yatalım yoksa gündüz ruh gibi gezeceğiz.'' dedi. Komodine uzanıp kandili söndürdü. Liva gözlerini açarak karşısındaki cama baktı. Ayı göremediğine göre hava bulutluydu. Arada çarpan şimşeklerden dolayı yağmur yağdığını anladı. Sabırla ablalarının uyumasını bekledi. Zaten bir ay boyunca hep sabretmişti. Ne kadar zaman geçmişti bilmiyordu. Yatakta doğrulup ablalarına baktı. Hepsi uyuyordu. Yataktan kalkıp sessizce hareket etti. Odanın kapısını yavaşça açarak odadan çıktı. Yalın ayak dışarıya çıkarak kapıyı kapattı. Bahçeden çıkarak kendisini sokağa attı. Hızlı yağan yağmurdan ıslanmaya başlamıştı. Üstünde ince gecelikten başka bir şey yoktu. Sokak aralarında koştu. Sanki yağmurla yarış halindeydi. İlk önce menziline kim erişecek diye anlaşmış gibilerdi. Ayağına batan taşları umursamadan koştu.
Menziline geldiği sırada uzaktan gelen Lando ile hemen kenara saklandı. Gözlerini kısarak izledi. Lando geldiği evin bahçe kapısında durunca merakla bekledi. Lando'dan çıkan adam elinde tuttuğu şemsiye ile Lando'ya döndü. Elini uzatıp birisini çekti. Kadın adamın göğsüne asılıp kendisini yağmurdan saklamaya çalıştı. Adam yüzünü eğerek kadının yüzüne baktı. Sonra koluyla kadını kavrayıp bahçe kapısına yöneldi. Liva gözlerini hızla kapatıp açtı. Yağmur suyu gözlerini acıtmıştı. Ama gördüğü kişi yüreğini daha da çok acıtmıştı. Dayanamıyorum Alparslan. Beni bırakıp gitmene dayanamıyorum. Seni bir başka kadınla görmeye dayanamıyorum. Bana neden bu işkenceyi yaptığını da bilmiyorum. Tek bildiğim bu yağmur suları arasında kaybolup gitmek. Acı çekiyorum. Yüreğim yangın yeri. Cayır cayır yanıyorum. Seni öldürmek istiyorum ama kıyamıyorum. Sadece kendime kıyıyorum. Belki ölürsem her şeyi unuturum. Liva başını bahçe duvarına dayayıp sessizce ağladı. Yağmur iyice hızlanıp yağdı. Liva'nın yanaklarını dövdü. İyice hırslanıp daha da şiddetli ağladı. Daha sonra fazla dayanamayıp olduğu yere düştü. Gözleri karanlığa kapanırken birisinin hızla kendine geldiğini gördü. Ateşi düşmüyor. Ne yaptıysak inmedi. Hekim çağıralım. Kendimiz halledelim. Hekim gelirse ne cevap veririz anne? Liva annesi ve ablası Elif'in seslerini duyuyordu. Ama cevap veremiyordu. Zaten onların sesleri de varla yok arası gibiydi. Gidip geliyordu. Saçmalama Elif. Hekim tedavi eder. Ateşi inmiyor. Gözlerini açmadı dedi annesi ağlarken. Anne ben hemşireyim. Gelen hekim ne yapacaksa onları yapıyorum. Hekime af buyurun. Kızımız Alparslan'a olan aşkından kapı önüne gitmiş. Sonra yağmurdan dolayı bayılmış. Kahyamız takip ettiği için de hemen alıp getirmiş mi diyeceğiz. Liva'nın sarayla bağlantısı var. Sultanımız duymasın. Ben hallederim dedi Elif ablası. Neden bu halde olduğunu düşündü. En son kendini kaybetmiş halde sokaklarda koşuyordu. Neden bu kadar abartmıştı? Ailesi zaten her gece yaptığı işti. Sadece bu gece yağmura yakalanmıştı. Anne, lütfen endişe etme. Ben kardeşimi iyi edeceğim inşallah dedi ablası. Üşüyordu Liva. Hem de çok üşüyordu. Sanki birisi onu kara yatırmıştı. Sonra ayak tabanlarının sızlamasını hissetti. Bayağı zorlamayla gözlerini açtı. Gün ışımıştı ama yine hava kapalıydı. Hemen yanı başında olan annesine baktı. Üşüyorum anne. Gülçiçek Hatun kızının sesiyle başını kaldırıp kızına baktı. Kızının gözlerini açtığını görünce sevinçle bağırdı. Elif, Nesrin, Macide, kızlar, Liva uyandı. Çok şükür. Ya Rabbim sonunda uyandı. Ben bakayım bir yerinde ağrısı var mı? Nesrin, babana haber ver. Liva uyandı de. Liva, nasıl hissediyorsun kendini? Bir yerinde ağrın var mı? Dedi Elif. Üşüyorum. Bir de ayaklarım sızlıyor. Üşümen normal ablacığım. Ateşin var. Ayakların da taştan dolayı incinmiş. Merhem sürdüm. Geçecek inşallah. Kızım, Livam, uyandın mı? Liva kendisine seslenen babasına gözlerini çevirdi. Yerinden bile kalkamıyordu. Yanına gelip sarılan babasına sessizce gözyaşı döktü. Babasını çok üzmüştü. Baba, ağlama. Lütfen ağlama. Ben çok iyiyim. Seni ve sizi çok özledim. Doğrulup gözyaşlarını silen babasına baktı. Bana diyene bakın. Kendisi de ağlıyor. Sen ağlamazsan ben de ağlamam dedi tebessüm ederek. Tamam baba diyerek zoraki tebessüm etti. Uykum var dedikten sonra fazla dayanamayıp uykuya daldı. Liva çok hastaymış. Gitmeyecek misin? Alparslan elleri arasına aldığı başını kaldırmadan öylece masayı izledi. Cihan'ın ve Talha'nın konuştuklarını duymamaya çalışıyordu. Abi duymadın mı? Liva çok hastaymış. Unuttun herhalde. Liva senin karın. Hafsa ile ilgilendiğin kadar karınla ilgilen. Aynen Alparslan. Eğer içeri girmeyi sorun ediyorsan ben hallederim dedi Cihan. Bırakın Liva'yı. Hasta olduysa benim yüzümden mi oldu? Kim bilir ne yaptı da hasta oldu. Belki de dikkat çekmeye çalışıyordur dedi kafasını kaldırmadan. Pes Alparslan. Sana bir kelam dahi etmiyorum. Keşke sana o mektubu vermeden önce okusaydım. Ondan sonra değiştin dedi Talha sinirle. O mektupla Liva'nın alakası yok. Bunu çıkarın kafanızdan. Sadece paşa olmak hoşuma gitti. Liva bana bu makamı vermeyecekti. Ama Hafsa çocuğumun anası verdi.
Cihan ağzından aldığı çayı püskürürken Talha ise öksürük krizine girmişti. Kahvedeki tüm herkes onlara bakıyordu. Cihan Talha'nın sırtına vururken başı eğik olan Alparslan'a baktılar. Talha dayanamayıp Alparslan'ın başını kaldırdı. Latife'nin vakti değil. Kendine gel Alparslan. Biz sana ne diyoruz, sen ne diyorsun dedi sinirle. Doğru duydunuz. Hafsa gebe. Çocuğum olacak. Başka şeylerle ilgilenemem. Tüm ilgim çocuğuma ve anasına olmalı. Talha daha fazla kendisine hakim olamamış, Alparslan'ın yüzüne yumruğu indirmişti. Yere düşen Alparslan'ı amcalar kaldırırken Cihan ve Talha ayağa kalktılar. Sen bizim arkadaşımız değilsin. Sen bir kalbi kıracak bir insan değilsin. Ama çok değiştin. Makam mevki seni değiştirdi. Alparslan, sen ne ikiyüzlü adamsın. Nasıl dokundun? O kadından nasıl çocuğun olur? O senin için her gün yanıp kavrulurken sen bunu ona nasıl yaparsın? Bize bile düşman oldu sayende. Yaptığın her şeyden memnun musun? Bugün beni de kaybettin diye bağırdı Talha sinirle. Beni de kaybettin Alparslan. Sana karın ve çocuğuna saadetler dilerim dedi Cihan öfkeyle. Adamlar Alparslan'ı Cihan ve Talha'nın elinden kurtarmak için kahveden çıkardılar. Herkes kendi arasında fısıldaşıp yerine oturmuştu. Cihan ve Talha öfkeden, sinirden hala oturamıyorlardı. Daha sonra içeriye giren askerlerle tüm dikkatleri kayboldu. Hüsnüoğlu Cihan, Hamzaoğlu Talha, Alparslan Paşa'yı darp ettiğiniz için tutuklusunuz dedi öne çıkan asker. Cihan bir şey yapmadı, ben yaptım, beni götürün dedi Talha. Beni affedin yüzbaşım. Alparslan Paşa ikinizden de şikayetçi. Sizi götürmek zorundayız. Bunu da yaptı ya, artık ne yaparsa şaşırmam dedi Talha Cihan'a bakarken. Yürekleri sızlıyordu. Bu yürek sızlaması zindana atılacaklarından değil, kardeş bildikleri, arkadaşlarını kaybettikleri içindi. Akşama kadar tüm payitaht bu haberle sarsılmıştı. Herkesin dilinde bu üç arkadaşın havadisi vardı. Celal Paşa'nın konağındaki herkes duymuştu. Liva'nın duymaması için çabalıyorlardı. Onlar da herkes gibi şaşırmışlardı. Liva'nın ateşi düşmüş, biraz toparlanmıştı. Yine de yağmur aldığı için üstünde kırgınlık vardı. Nesrin'in yardımıyla banyo edince rahatlamıştı. Saçlarını kuruladıktan sonra ayağa kalktı. Gözlerinin kararmasıyla biraz yerinde bekledi. Geçince odasından çıkıp herkesin nerede olduğunu merak etti. Aşağı inince salondan gelen ağlama sesleriyle duraksadı. Ses tanıdıktı. Salon kapısına gelince Leyla'yı gördü. Karnı bayağı büyümüştü. Hamilelik ona çok yakışmıştı. Liva elini karnına götürdü. O hiçbir zaman anne olamayacaktı. Sevdiği adamın bebeğini taşıyamayacaktı. Amca, ne olur yardım et. Sultanımızla senin yakınlığın var. Kocamız zindandan çıkar. Babası bile çıkaramadı. Ne olur yardım edin lütfen. Liva gözleri dolarak arkadaşına baktı. Üzülmüştü haline. Ama Talha'nın neden zindanda olduğunu merak etmişti. Tam içeriye girecekken babasının sesiyle durdu. Kızım, Alparslan'ı dövmüş. Alparslan paşa olduğu için bunu yapmak suçtur. Bir de Alparslan onları zindana attırmış. Biz bir şey yapamayız. Sen de üzülme. Rabbim bir yol açar. Bebeğini düşün. Ona bir şey olmasın. Amca, lütfen o zaman Alparslan'la konuş. Kocam çıksın. Talha arkadaşına neden vursun ki? Bu işin içinde başka bir iş var. Alparslan sadrazamın kızıyla evlendi, değişti. Paşa oldu, farklı birisine büründü. Bir de karısı hamile, tamamen değişti. Artık tanınmaz bir halde. Suçu olmayan Cihan'ı bile zindana attırmış dedi Nesrin. Sus, Liva duyacak demeden Gülçiçek Hatun bir ağlama sesiyle irkildi. Herkesin baktığı yere gözlerini çevirdi. Liva'nın kapıda olduğunu görünce Nesrin'i çimdikledi. Liva şoka girmiş, ağlayarak Nesrin'in önüne gelmişti. Nesrin ayağa kalkarak kardeşine baktı. Yanlış duydun. Ben hani olursa demek istedim. Ortada öyle bir şey yok. Doğru mu? Hafsa gebe mi? Liva sorusuna yanıt alamayınca arkadaşı Leyla'nın önüne gitti. Sen söyle, doğru mu? Leyla başını eğip sessiz kaldı. Parmaklarıyla oynamaya başladı. Doğru. Çünkü sen bir şeyin doğru olduğunu ama söylemek istemediğin zaman başını eğip parmaklarınla oynarsın. Kızım boş ver o konuyu. Alparslan ne yaparsa yapsın bizi ilgilendirmez dedi annesi. Beni ilgilendirir. Çünkü o benim kocam. Ben onun karısıyım dedi içinden. Sonra Leyla'ya döndü. Merak etme, onları ben çıkaracağım dedi. Sonra hızla odasına çıktı. Üzerini değiştirip atına binerek saraya gitti.
Sultan hazretleriyle görüşeceğini beyan edip bekledi. Huzura kabul edilince saygıyla içeriye geçti. ''Hoş geldin Liva, bir durum mu var?'' ''Sultanım, sizden iki şey istemeye geldim. Kabul buyuracağınızı ümit ediyorum inşallah.'' dedi saygıyla. Ayakta durmaya gücü ve takati yoktu. ''Hasta yatağından kaldırıp buraya getiren olay kesinlikle mühim olaydır. Zaten bize yaptığın yardımlardan dolayı özellikle Hüseyin Paşa'dan sonra seni ödüllendirecektim. Buyur kızım.'' dedi babacan bir tavırla. ''Hünkârım, Cihan ve Talha zindana atılmış. Onların çıkmasını istiyorum.'' ''Tamam, Alparslan Paşa ile konuşur çıkarırım. İkincisi nedir?'' Liva, Alparslan'ın adının geçmesiyle yüreğinin sızısını hissetti. Hem de öyle bir sızı ki kanlar oluk oluk akıyordu. ''İkincisi, ben hafiye olmak istiyorum. Artık size resmi olarak yardım etmek istiyorum.''